Türk siyasetinin en popüler isimlerinden biri. Türkiye'nin barajlar kralı. Peki kim bu Süleyman Demirel? Süleyman Demirel, 1 Kasım 1924 tarihinde Isparta'nın Atabey ilçesinde doğmuştur. Ailesi geleneksel bir Türk köylü ailesine mensuptur. Babası Yahya Bey, annesi Ümmü Han Hanım'dır. Yahya Bey, 1. Dünya Savaşı ile İstiklal Harbi'ne katılmış, daha sonra muhtarlık ve belediye başkanlığı yapmıştır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan orta halli bir aileden gelen Süleyman Sami Demirel, dindar bir aile ortamında büyüdü. Çocukluğunda Said Nursi'nin talebelerinden kendi köylüsü olan Hafız Ali'den Kur'an dersi aldı. İlkokulu köyünde, ortaokulu Isparta'da okudu. Liseyi Muğla ve Afyon'da parasız yatılı olarak tamamladı. İstanbul Mühendis Mektebi'ni de parasız yatılı kazandı. Öğrenimine makine bölümünde başladı ve ertesi yıl inşaat bölümüne geçti. 1949'da inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre İstanbul Sular İdaresi'nde, daha sonra Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde çalıştı. Sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak için kazandığı bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Dönüşünde Devlet Su İşleri İdaresi'nde Barajlar Dairesi Başkanı olarak işe başladı. Eylül 1954'te Eisenhower Exchange Fellowships programı kapsamında tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Amerika seyahatleri ve orada kazandığı tecrübeler sonraki hayatında önemli roller oynadı. Yurda dönünce Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu. Görevleri sırasında çalışkanlığı ile kendini gösterdi. Bu sayede Adnan Menderes dönemi bürokrasisinde hızla yükseldi ve barajlar kralı olarak şöhret buldu. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden ayrıldı. Temmuz 1960'ta başladığı askerlik görevini yeni kurulan Devlet Planlama Teşkilatı'nda tamamladı. Askerlik sonrası mühendis ve müşavir olarak çalıştı. Bir ara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde su mühendisliği konusunda ders verdi. Hayatının sonu ne kadar uğraşacağı siyasete Ragıp Gümüşpala liderliğindeki Adalet Partisi'nde başlayan Demirel, 2 Aralık 1962'de yapılan parti kongresinde genel idare kuruluna seçildi. Daha sonra gelişen olaylar sırasında Adalet Partisi Genel Merkezi, 24 Mart 1963'te Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Teşkilatı'nın da içinde bulunduğu gençlik örgütleri ve ordu mensupları tarafından basılıp tahrip edildi. Bunun üzerine Demirel, ülkede uzun süre politika yapılamayacağını söyleyerek partisinden istifa etti. Siyasete ara verdiği bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri menşeili Morrison Knudsen şirketi Türkiye temsilciliğini yaptı. Gümüşpala'nın ölümü üzerine Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na aday oldu. Adaylığına ordunun önemli bir kısmı, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi istikrar isteyen iş çevreleri ve basının büyük bir kesimi destek verdi. 28 Kasım 1964'te yapılan Genel Kongre'de etkileyici hitabetiyle rakiplerini geçerek parti başkanlığına seçildi. Başkan seçilmesinin ardından hızlı bir muhalefete başladı. Ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda daha açık bir tavır ortaya koydu. Meclisteki diğer partilerle anlaşıp genel bütçenin kabul edilmesini engelledi ve İsmet İnönü Başkanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partisi hükümetini düşürdü. Kayseri Senatörü Suat Hayri Ürgüplü'nün başkanlığında Bağımsızlar, Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Millet Partisi'nin katılımıyla oluşturulan koalisyon hükümetinde dışarıdan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev aldı. 10 Ekim 1965 genel seçimlerinde Adalet Partisi birinci oldu. Kendisi de Isparta'dan milletvekili seçilerek meclise girdi. Kalkınmaya önem vererek ülkeyi %5 enflasyon, %7 gelişme hızıyla yönetti. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin temelleri bu dönemde atıldı. Hükümet programında İmam Hatip okullarından ilk defa bahsedildi. Bu okullar için yüksek öğretimin açık tutulacağı belirtildi. Okulların sayısı da giderek arttı. Demirel'in başbakanlığı sırasında karşılaştığı ilk ciddi mesele yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi oldu. Cemal Gürsel'in sağlık durumu ciddi şekilde bozulduğundan cumhurbaşkanlığın sona erdirilmişti. Kendisinin, partisinden birinin veya bir sivilin cumhurbaşkanı seçilme ihtimali oldukça kuvvetliydi. Fakat ordu ile arasındaki gerginliği ortadan kaldırmak amacıyla ana muhalefet lideri İsmet İnönü ile anlaşıp Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın cumhurbaşkanı seçilmesinde etkin rol oynadı. 12 Ekim 1969 genel seçimlerini de Adalet Partisi kazandı ve Demirel Başbakanlığında yeni hükümet kuruldu. Bununla birlikte partide ona karşı bir muhalefet havası doğdu. Nitekim Demirel'i partide bir emanetçi olarak gören Yüksel ve Mutlu Menderes ile Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy gibi bazı eski Demokrat Partililer seslerini yükseltmişlerdi. Yeni kabineden rahatsızlık duyan Saadettin Bilgiç, Ferruh Bozbeyli ve Mehmet Turgut gibi parti ileri gelenleri Demirel'i tek adamlık ve kayırmacılıkla suçladı. Demirel ise bu kamplaşmada ağırlığını yenilikçilerden yana koydu ve kendisine bağlı Yeminliler grubu ile muhaliflerin gücünü kırmaya çalıştı. Ancak 72 Adalet Partili senatörün ve milletvekilinin kendisine muhtıra vermesini önleyemedi. Bütçe görüşmeleri esnasında Saadettin Bilgiç ile Faruk Sükan'ın başını çektiği 41 Adalet Partili milletvekili bütçeye retoyu verdi. Bütçenin meclislere reddedilmesi üzerine Demirel istifa etti. Fakat hükümeti kurma görevi tekrar kendisine verildi. Kabinesini kurduktan sonra bütçeyi olumsuz rey veren 26 muhalif partiden ihraç edildi. Retoyu kullananlardan bazıları partiden ayrıldı. Aralarında Saadettin Bilgiç, Ferruh Bozbeyli, Faruk Sükan, Mehmet Turgut, Nilüfer Gürsoy, Yüksel ve Mutlu Menderes'in de yer aldığı bu kişiler Celal Bayar'ın etrafında toplanarak Demokrat Parti'yi kurdu. Böylece Adalet Partisi bölünmüş oldu. Demirel daha sonraki yıllarda partisinin bölünmesine yol açan davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade etti. Bütün bu gelişmeler Demirel'in oy aldığı seçmeni parçaladı ve onun gücünü iyice azalttı. Amerika Birleşik Devletleri ile haşa çekim
yönetimi konusunda yaşanan gelişmeler ise iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi. 10 Ağustos 1970'te %66 oranında devalüasyon yapıldı. 1 dolar 15 lira oldu. Toplumsal huzur ve ekonomi günden güne bozuldu. Askerler tarafından kendisine uyarı mektupları gönderilen Demirel istifa taleplerini reddetti. Bu olaylar karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yeniden hareketlenmeler görüldü. Bir kısım rütbeliler arasında ulusal devrimci stratejisini benimseyen, benzerine Mısır ve Cezayir'de rastlanan sol bir askeri müdahale arayışı başladı. Doğan Avcıoğlu'nun Devrim Dergisi bu arayışın fikri zeminini hazırlıyor, eski Milli Birlik Komitesi üyelerinden Cemal Madanoğlu da harekete liderlik yapıyordu. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur da Cunta'nın içindeydi. 9 Mart 1971'de harekete geçmeyi planlayan Cunta, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Mahir Kaynağ'ın haber vermesiyle başarısız kaldı. Ülkede durumun giderek daha da kötüleşmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, emir komuta zincirinde 12 Mart'ta hükümete bir muhtıra verdi. Başbakanlıktan ayrılması istenen Demirel, Cevdet Sunay'a istifasını sundu. Ancak bu davranışı yüzünden eleştirildi. Demirel eleştirilere karşı meclisi açık tutarak zaman kazandığını ve mücadeleyi açık zeminde sürdürdüğünü söyleyerek cevap verdi. Nitekim 26 Mart 1971, 15 Nisan 1973 tarihleri arasında Nihat Erim ve Ferit Melen tarafından kurulan hükümetlere Adalet Partisi içinden bakanlar verilerek destekte bulunuldu. Demirel, görev süresi dolan Cevdet Sunay'ın yerine Cumhurbaşkanlığına aday olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'in seçilmesini de önledi. 12 Mart'ta muhalefet ettiğinden yıldızı parlayan ve İsmet İnönü'yü yenip Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçen Bülent Ecevit'le anlaşıp rejimi liberalleştireceği düşüncesiyle Farih Korutürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinde önemli rol oynadı. 14 Ekim 1973 seçimleriyle 12 Mart ara rejimi son buldu. Seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Ancak hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Bu sebeple 12 Eylül darbesine kadar devam edecek olan koalisyonlar dönemine girdi. Ecevit Milli Selamet Partisi ile koalisyon yaptı. Fakat iki parti arasındaki görüş ayrılığı yüzünden bu hükümet 10 ay kadar çalışabildi ve Ecevit hükümetin istifasını sundu. Görev yeniden kendisine verilmesine rağmen kabinesini oluşturamadı. Cumhurbaşkanı bu defa Demirel'e etki verdi. Fakat o da başarılı olamadı. Hükümet kurma işinin uzaması üzerine Korutürk, Sadi Irmak'ı görevlendirdi. Irmak hükümeti de meclisten güven oyu alamamakla birlikte yeni hükümet kurulana kadar görevde kaldı. Bu süreçte kendisine bir defa daha yetki verilen Demirel ise Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi ile anlaştı. Bağımsızların da desteğiyle 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti olarak anılan kabinesini kurdu. 1975 yılında siyasi yasağının kaldırılmasıyla birlikte Adalet Partisi'ni tekrar kurarak siyasi hayata geri dönen Demirel, 1977 seçimlerinde bir kez daha başbakanlık görevine gelmiştir. Ancak bu dönemde ülkenin karşılaştığı ekonomik sıkıntılar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle hükümet düşmüştür. 1980 askeri darbesi sonrasında siyasi yasakla karşı karşıya kalan Demirel, bir süre siyasetin dışında kalmıştır. Ancak 1987 yılında siyasi yasağı kaldırılmış ve Demirel 1991 seçimlerinde Refah Partisi ile işbirliği yaparak parlamentoya girmiştir. 1993 yılında Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Demirel, Cumhurbaşkanlığı görevini 2000 yılına kadar sürdürmüştür. Cumhurbaşkanlığı döneminde Demirel, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini hızlandırmış ve ekonomik reformları desteklemiştir. Ancak 1990'lı yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetmiştir. Türk siyasetine uzun yıllar hizmet eden ve çeşitli zorluklara karşı duran bir lider olarak anılan Demirel, Türkiye'nin modernleşme sürecinde önemli bir figür olarak hatırlanmaktadır. Süleyman Demirel'in hayatı böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, içeriklerimizi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.